Merhaba, Begüm Legof Sohbetleri Podcast yayınının bu bölümünde konuğum, nefes ve zihin dönüşüm koçu ve aynı zamanda amatör golf oyuncusu Efes Alemdar. Efes hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Begüm'cüm beni davet ettiğin için. Gerçekten bugün bir hayalimi gerçekleştiriyorum. Burada olmaktan da çok mutluyum. Ya çok teşekkür ederim, ben senin olmanı çok istedim. Bugün konuşacak çok şeyimiz var, biraz özel konulara da girebiliriz. Önce senden başlayalım. Sen kendini bize anlatabilir misin? Kimdir Efes Alemdar? Öncelikle bir okul hayatından bahsedeyim kısaca. Damdösyon mezunuyum. Sonrasında yurt dışında Amerika'da uluslararası işletme ve pazarlama eğitimi aldım. Daha sonra master'ımı yaptım proje yönetimi üzerine. Bir süre Amerika'da çalıştım. Sonra Türkiye'ye geldim ve kurumsal hayatta deneyimler kazandım. Sonrasında da bir evliliğim oldu. Evlilik sırasında da işte çok tatlı bir oğlum. Şu anda 17 yaşında. Kendisi golf oyuncusu değil. O bana çok şeyler kazandırdı. Fakat bu sürede ben çalışma hayatını bıraktım. Ta ki bundan 4 sene evveline kadar Piraye Erdoğan'la tanışana kadar onun kendi özgürleşme, o zamanlar özgür zihin, özgür nefes denen eğitimini aldım. Ve bununla beraber de Piraye Hanım bana o günlerde sormuştu. Benimle çalışmak, koç olmak ister misin? O zamanlar bana bu çok böyle uzak bir düşünceydi. Çünkü ben ne biliyordum, ne öğretebilirim diye bir şeyim vardı, kaygılarım vardı. Kursu aldıktan sonra hayatımda çok büyük bir farklılıklar oluştu. Bizim kurslarımızda işte nefesine özgürleşme, kendi özgürleşme diye iki tane kursumuz var. Ben de orada hem nefes eğitimi üzerine koçluk yapıyorum, hem de zihin eğitimi üzerine koçluk yapıyorum. 4 senedir de bu yolda çalışmalarımız var. Size biraz ben nefes eğitimi üzerine bahsedeyim. Bana çok çok isterim çünkü şöyle, şimdi son zamanlarda bunu çok duyuyoruz. Nefes evet. Eğitimi, nefes alıyor muyuz, almıyor muyuz? Ama ben şu an nefes alıyorum. Evet. Peki bu eğitimde bahsedilen nedir? Yani neyin eğitimidir bu? Değişik olan, farklı olan nedir? Şöyle bahsedeyim ben. Biz 4 sene evvel buna Levent'te bir ofiste hem zihin dönüşümü eğitimi olarak hem de nefes eğitimi olarak bir 4 günlük kursla başlamıştık. Ben de oradan bir eğitim almıştım. Bu 4 günlük kursta hem nefes üzerine çalışıyorduk hem de zihin dönüşümü üzerine çalışıyorduk. Fakat pandemiyle beraber her şey değişti. İşte bugün biz bir podcast yayını yapıyorsak zaten bu da bir pandeminin sonucu. Daha sonra biz bunu Zoom üzerinden eğitim vermeye başladık. Şimdi ben nefesi anlatacağım ama önce bir kısaca hani bu şeyin geçmişini de anlatmak istiyorum. Bu eğitimler bir ofiste başlamıştı aslında. Orada nefesine özgürleşme ve kendine özgürleşme kursunu biz 4 günde yapıyorduk. Şimdi bugünlerde pandemiden dolayı bir süre ara vermiştik nefes kurslarına. Ve Zoom üzerinden veya online dediğimiz işte Piraye Hanım'ın videolarını kaydettiği kurs üzerinden zihin dönüşüm koçluğu da yapıyoruz. Nedir bu tam olarak? Yani tanımı ne? Adım adım geleceğim. Şimdi nefes bugünlerde çok sorulan, çok merak edilen bir şey. Çünkü biz işte şunu yaşadık. Yaşam bize şunu gösterdi aslında. Biz nefes alamıyoruz. Ne oldu? Hepimize maskeleri kapadık. Ağzımıza, burnumuza ve şu anda da aslında yaşam bize bunu kendisi yansıtıyor. O sırada Amerika'da bir olaylar oldu. İşte bir zenci gidip de o da nefes alamıyorum diye bir hashtagle işte bir yayınlar başladı ve orada da bir olay daha bize gösterdi ki aslında biz gerçekten nefes alamıyoruz. Evet, bugünlerde bizler neler yapıyoruz? Tekrardan pandemiyle izin olduktan sonra işte nefesini böyle bir iki günlük kursla cumartesi pazar günleri yapıyoruz. İnsanların nefesine özgürleşmek üzerine eğitimler veriyoruz. Piraye Erdoğan eğitimleri veriyor. Ben ve arkadaşlarım bir ekibiz biz ve biz o kursta insanların nefesini özgürleştiriyoruz. Ne demek özgürleştirmek? Nefes alamıyor muyuz? Maalesef 3-7 yaş arası zihnimiz bizim nefesimizi engelliyor ve zihin kayıtlarımıza göre biz nefes alıyoruz. Mesela bir normalde insanlar benim önümde uzandıkları zaman ben onların nefesini bir 5 dakikada hayatlarını bile söyleyebiliyorsun. Zihin kayıtlarını söyleyebiliyorsun. Kimimiz o anda nefesimizi tutuyoruz.
Çünkü işte hayatta bir şeyler geçmesin istiyoruz. Kimimiz o anda nefesimizi bırakamıyoruz. İşte bakıyoruz ki hayatta bir şeyler gelmesin istiyoruz. Mesela araba kullanırken bir bakın, kimi zaman herkes böyle nefesini tutuyor veya bir ani bir şey oluyor. Nefesini tutuyorsun, nefesini bırakamıyorsun. Bunun gibi. İki günlük kursta biz şu anda yaptığımız toplam 4 kere nefes seansı oluyor. Orada da işte bir eğitimden geçiyor saat 9'dan 5'e kadar. Bunu biz nefesle zihni de bağdaştırıyoruz. Ben şu anda nefesine özgürleşme kursunu anlatıyorum. Bu iki gün boyunca insanların nefesini, nasıl bir bebek doğal bir şekilde nefes alıyor. Hani önünüze yatırdığın zaman bir bebeğe bakın, yumuşakça böyle nefes alıp veriyor. Diyafram nefesi alıyor. Fakat 3-7 yaş arası biz kendimiz böyle inandığımız inançlar, endişeler, korkularla zihnimizi tamamen nefesimizi de böyle bölmesine ve yanlış nefes almaya yol açıyor. Yani bir insan kimi zaman bir okuyorsunuz göğsü kalkıp iniyor. Bu doğru nefes değil. Veya böyle bir nefes alıyor sonra diye hırıltılı bir şekilde nefesini veriyor. Kimisi böyle nefesi tutarken bölük pörçük veriyor. Hayat bir akışta aslında. Hayat sürekli. Hayat devam ediyor. Fakat biz o anda bir akışı bırakıyoruz ve durkak şeklinde nefes alıyoruz. Bu da işte gerçekten yaşamıyoruz demek. Ve ben bazı bilgiler vermek istiyorum. Aslında biz nefes bedenin ana toksin temizleme sistemi. %20 ile deriyle aslında biz bunu atıyoruz, toksin madde atıyoruz. İdrar yoluyla %3 ve birazında bağırsak yoluyla biz bu nefesimizi temizliyoruz. Şeyimizi temizliyoruz, yani toksinleri temizliyoruz. Aslında biz doğru nefes alsak %70 ile nefesimizle temizleniyoruz. Şu anda şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Covid'le de aslında bu çok bağdaştırıyorum. Çoğu insan nefes alamadığı için de zor geçiriyor Covid'i. Bu veriler de aslında çok rahatlıkla ulaşabileceğimiz veriler. Doğru nefes almayı biz bu kursta size öğretiyoruz. İşte bir bebek gibi, işte şu benim gibi nefes koçu arkadaşlarım var ve bayağı büyük bir ekiple çalışıyoruz. Herkes tek tek bizim önümüzde, bizden işte böyle önümüze yatırıyoruz insanları ve tek tek onların nefesini inceliyoruz. Herkesin nefesi kendine has bir nefes. Ve biz bunlara işte doğru nefes almayı tekrardan hatırlatıyoruz aslında. Yani şu an hepimiz aslında hiçbirimiz bunun bilincinde olmayan hiçbirimiz. Evet. Doğru nefes almadığımız için birçok hastalığı da çekiyoruz. Evet. Doğru işte o stres yönetimiyle belki, bakış açımızda belki her şeyi kötü bir şekilde etkiliyoruz. Evet. Zihin kayıtlarımızla, yani zihnimizdeki o yaşadıklarımızla, korkularımızla nefesimiz de 3-7 yaş arası şekilleniyor. Ve bundan sonra siz böyle nefes alıyorsunuz. Aslında hayata nasıl başlıyoruz? Biz nefes alarak başlıyoruz. Ve bitişi de nefesle. Yani siz nefes almadığınız, doğru nefes almadığınız sürece aslında burada tamamen var değilsiniz. Normal bir insan, sokakta gördüğünüz bir insan çoğu %20 doğru nefes alıyor. Bu ne demek? Beyninizin de çoğunu tam olarak kullanmıyorsunuz. Aslında zihnimizde yaşıyoruz. Kendimizi fark etmeden tekrar tekrar aynı kayıtlarla hayatı tekrarlıyoruz. Ve bir döngüde uçak devam ediyor. Peki, nefese tekrar geleceğim ama golf'ten çok uzaklaşalım istemiyorum. Golf'le ilgili birkaç soru yöneltmek istiyorum. Golf nasıl girdi hayatına? Eşim sayesinde, ne kadar çok oynamasa da eşim Ahmet, sağ olsun, gerçekten de müteşekkirim. Hayatıma golfü sokan kişidir. Çünkü biz tanıştığımız sene o golf oynuyordu. Daha aktifti aslında. Biz İstanbul Golf Kulübü'ne çok yakın oturuyorduk. Benim için 5-6 dakika bir uzaklıktaydı. Ve Maslak zamanı. Maslak zamanında. Oraya gidip gelmek benim için çok kolaydı. Evimize çok yakındı. Ahmet'e eşlik etmek amaçlı olarak başladım. O hafta sonları oynardı. Ben de onu hoşuma giderdi ortam. Giderdim dergi bakardım falan. Ondan sonra bir iki kez Antalya'ya gittik. İnanılmaz. O zamanlar eşim demek ki Antalya'ya da gerçekten golf oynamayı seviyordu. Antalya'ya gittik ve ben o zaman ilk elime sopayı aldığım zaman wow dedim, ben böyle seyahatler de edebilirim. Buradan bana bir kapı da açılabilir. Golfümü de oynarım. Ve aynı zamanda hani böyle oradaki dostlukları da gördüğüm için hoşuma gitmişti. Yavaş yavaş kendime böyle range'de, çok enteresan, o zamanlar ben devamlı Andrew hocamızdan ders alıyordum. Range'de top atıyorum, top atıyorum. Bir gün
İlkin Durukan yanıma geldi. Efes sen niye hiç sahaya çıkmıyorsun? Aa dedim. Çıkabilir miyim ben? Şu anda artık çıkmaya müsait miyim? Bana uzun bir süre kimse sahaya çık demediği için ben çok uzun bir süre swing yaptım. Gerçekten. O yüzden çok uzun bir sürede swingim çok iyiydi. Yani bu yaklaşık 1,5-2 sene kadar sahaya çıkmadım. Şimdi çoğu insan hemen eline golf sopası alıyor, bir iki ders alıyor çıkıyor. Fakat ben çok uzun bir süre, o zamanlar yoğun da çalışıyordum açıkçası. Daha oğlum Uras da doğmamıştı. Gidiyordum, ders alıyordum, swing yapıyordum, geri çıkıyordum. İşte bir iki yemek yiyordum. Orada tanıştığım kişiler vardı. Swing yapa yapa böyle bir iki sene geçirdim. Ondan sonra sağ olsun İlkin beni sahaya alarak bir sahalara adım attım ve uzun bir süredir de sahalardan ayrılmıyorum. 5 seneye kadar İstanbul Golf Kulübü'nü doyasıya yaşadım. Ben son dönemine rastladım ama 5 seneyi çok güzel geçirdim. Orada çok güzel dostluklar yaşadım. Çok güzel yemeklerimizi yedik. Törenlerimiz oldu. Sahanın da evime yakın olmasıyla golf orada benim hayatımın bir parçası oldu. Hiç daha önce başka sporlar yaptın mı golf haricinde? Bu da çok enteresan. Ben çok hareketli bir insan olarak kendimi tanımlardım. O zamanlar karşısında İstanbul Golf Kulübü'nün MEC vardı kanyonda. Orada çok ağır antrenman yapardım. Sahaya geldiğim zaman da koşar gibi yürürdüm ve böyle çok hızlı yürürdüm. Kendimi mesela sonradan golf biterdi. Akşamüstü sahilde, boğazda koşuya çıkardım. Bunu ben yaklaşık herhalde bir 10 sene kadar böyle sürdürdüm. Dediğim gibi ta ki ben kendim nefes ve zihin dönüşüm koçu olana kadar. Çünkü benim gerçek olmayan bir kimliğimdi. Beni çok yakından tanırlar bilir ki aslında ben normalde o kadar da hızlı bir insan değilim. Hatta sahada da yürümeyi bile genelde golf arabasını tercih ederim. Golf arabasını binerim. Mutlaka bir kedim vardır. Severim böyle hani o hizmeti de almayı. Onlarla da beraber oynamayı. Genelde aslında o kadar hızlı biri değilmişim ben. Golfe geldikten sonra bunu anladım. Biraz yavaşlattı mı seni? Kesinlikle çok yavaşlattı. Yani hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak kendimi bambaşka bir zannediyordum. Sahada böyle birilerini beklerken koştur koştur böyle bir şeyler yapardım. Hareketlerim daha hızlıydı. Mesela herkes diyor ki bana, sen ne kadar işte sağlıklısın, bütün gün golfte yürüyorsundur. Vallahi ben buggy'yle dolaşıyorum. Arada işte şey böyle yürüyorum ediyorum ama şimdi yeni yeni daha çok yürüyorum. Aslında çok sağlıklıyım. Çok şükür yürüyebilirim de. Yürüyenleri de çok çok takdir ediyorum. Ama genelde böyle bir üşengeçlik hali var. Ben sadece çıkayım o sahaya, güzel vuruşlarımı yapayım. Arada işte yürüyeceğim zaman yürüyeyim ama böyle daha bir yavaş halim varmış benim. Bu da benim golf sayesinde kazandığım bir özellik oldu. Yani başka sporlar derken fitness yapardım. Fakat bugünlerde golfle beraber anladım ki ben daha yavaş sporları ve daha kendimi tanıyacağım, kendimi fark edeceğim sporları seviyorum. Mesela yoga şu anda 2 senedir benim çok hayatımda çok severek yapıyorum. Golf'te en çok neyi seversin? Golf'te en çok neyi severim? Herhalde söylemesi biraz değişik olacak ama oğlum bile unuttuğum tek yer golf oluyor. O anda hani sanki ev yokmuş, başka bir hayat yokmuş gibi sadece golfte yaşadığımız o saha var, 18 delik var. İşte o anda yanında kim varsa o var. Şeyi seviyorum yani tamamen kafayı boşaltmayı orada çok seviyorum. Tabii ki dostlarımı çok seviyorum. Bana hepsi ayrı ayrı çok şey öğretti bunca sene boyunca. Peki golfte keşke şu şöyle olmasaydı dediğin bir şey var mı? Değiştirmek istediğin. Keşkelerle eskiden çok yaşardım. Zaten bu kendi yaptığım koşullarla da bunu anladım. Zihin kafasında çok yaşardım. Kendimle çok mücadele ederdim. Ben iş hayatından sonra uzun bir süre golfü iş gibi yaptım. Yani sanki profesyonel oynuyormuşum gibi, çok iyi oynamasam da ama her zaman böyle çok fazla ciddiye alırdım. Keşke diyemeyeceğim ama kendimce böyle bir zorladığım dönem oldu açıkçası kendime. Devamlı işte mücadele gibi golf oynadığım bir dönem oldu. Keşke değil ama şu andaki kafamı daha çok seviyorum. Şu andaki kendim oynadığım golfte çok daha rahatım. Eskiden ses çıkarılmasını hiç sevmezdim. Şimdi bu konuda da çok rahatım. Belki insanları da rahatsız ediyordum. Bu bakış açını nefes mi değiştirdi?
Bu bakış açımı zihin dönüşümü değiştirdi. Nefes de bunun bir parçası. Zaten zihin dönüştükten sonra nefesiniz de ona göre adapte oluyor. Biz hepimiz 3-7 yaş arası kendimizi kodluyoruz aslında. Kendi zihin dünyamızdan size aileniz bir şey diyor. Siz o olanı alıyorsunuz, farklı bir şekilde zihninizde bir düşünceye çeviriyorsunuz ve tamamen bu sizin oluşunuzu, halinizi etkiliyor. Tabii ki benim bu kendi şu anda yaptığım 4 senedir iş ve kendim de bu işi yaparken, yani zihin dönüşüm ve nefes koşulunu yaparken kendimde yaşadığım bu dönüşüm tamamen golfü de etkiledi. Peki ben şunu merak ediyorum. Şimdi geçtiğimiz yaz biz seninle şehir dışında bir turnuvada böyle sohbet ederken işte hayattan konuşuyorduk. Ben sana kendimle ilgili bir şeyden bahsetmiştim. Sen bana demiştin ki ah Begüm kendine ne yapmışsın? Ben demiştim ki hayır. Ben yapmadım, başıma böyle bir şey geldi. Bir başkası bana bunu yaşattı. Neden? Sonra sen bana bir tane kitap önerdin. Piraye, bu eğitimine bahsettiğin hanımefendinin. Ona da teşekkür edelim bu arada. Evet, seyir kitabı. Seyir. Dedin ki Begüm bu kitabı oku. Aslında hayatta işte kurban değilsin. Sana kimse bir şey yapmıyor. Bizim başımıza ne geliyorsa biz kendimiz yapıyoruz. Ya şey demiştim, Efes demiştim. Hani bak konuyu anlatıyorum. Bu konuda benim suçum ne? Sen demiştin ki oku. Sonra konuşalım. Ve ben o kitabı okudum. O kitap bana gerçekten tokat gibi geldi. Ben suçlamayı, kurban psikolojisinde olduğumu fark edip bütün suçlamaları bırakıp ya evet kimse bana bir şey yapmamış, o kişi zaten öyleymiş, o olay zaten öyleymiş, bu gidişat buna gidiyormuş. Hani bir otur Begüm sen neyi nasıl görmüşsün, sen kendin bir yalan yaşamışsın dedim kendime. Yani kitap okuyun efendim bu arada. Piraye Seyir. Piraye Erdoğan. Şunu merak ediyorum. Sende ne oldu da böyle bir dönüşüme girdin? Ben bir şey yaşadım. Birçok şeye bakış açım, hayatım çok şeyi değiştirdi. Sende ne, nasıl değişti? Şimdi herkesin gerçeğe geliş şeyi farklı. Ben kendime gerçekten hayatımda çok şanslı diye adlandırabilirim. Birçok şeye, birçok zihinde gördüğüm zaman ben işte eşim, çocuğum, eğitimim, çalışma hayatım, birçok konuda istediğim noktaya gelmiş bir insan bile olsam hep böyle kendimde farklı ne olabilirdi diye sorgulamıştım. Hep dışarılardan bir şey alıyoruz biz ve bundan mutlu oluyoruz. İşte belki gençlik döneminde bunda bir alışverişle mutlu oluyordum. Kimi zaman da işte böyle bir sosyalliğe fazla sarmayla oluyor. Ve fakat hep dışarıdan bir şey almaya çalışıyoruz. Ta ki içimize dönene kadar. İçimize dönerken de hiçbir zaman kendimiz aslında hayattan kopmuyoruz. Fakat kendine döndüğümüz, hep duyduğumuz şey budur. Kendine sevgiyle döndüğün zaman ve kendi içinde dönüşümü yaşadığın zaman çok daha farklı bir tatmin oluyor. Ben de nasıl oldu? Kendimden gayet mutlu olduğumu zannettiğim bir dönemde Türkiye'deki olanlar artık beni bir şekilde böyle daha farklı ne olmalı? İşte çocuğumun LGS dönemiydi. Ben bunları nasıl aşabilirim? Nasıl farklı bir kafayla yorumlayabilirim derken önüme Instagram'da bir arkadaşımın Piraye Erdoğan'la çalışmasını duyarak onlara işte o sırada oğlumun yaz okulundaydık, İsviçre'deydik. Onlara yazdım. Ben bu eğitime katılmak istiyorum. Nasıl olabilir? O yaz döneminde o eğitimi aldım. Ondan sonra çok hoşuma gitti. Ve belli bir dönem sonra ikinci eğitim vardı. Onu aldım. Bu eğitimi ben nefesle beraber almıştım. Bizim o zamanlar bu eğitim zihin dönüşümü ve zihin dönüşümüyle beraber nefes eğitimiyle birlikte veriliyordu. Özgür zihin, özgür nefes olarak aldım. Ve bunu aldıktan sonra çok böyle belli metotları öğrendim. Bu metotları uygulayarak dedim ki ya ben bu zihnimdeki konuşan düşünceler değilim. Ben çok daha farklı birime gelmeye ve bu yolda yürümeye başladım. Tabii bunu da keşfedince asıl benim hoşuma giden ben bunu nasıl paylaşabilirim'e geldi. 3,5 sene evvel ben kendi dönüşümüme
geçtiğim dönemde aynı anda ben bunu nasıl verebilirim oldu. Öncelikle düşündüm, böyle bir etrafa vereyim, çevreme yayayım yoktu. Aileme nasıl yardımcı olabilirim? Küçük çevreme nasıl yardımcı olabilirim? Veya arkadaşlarım sorduğu zaman ben bu içimde yaşadığım coşkuyu, dönüşümü nasıl yaşayabilirim diye onları anlatmak amacıyla o zamanlar bizim yine nefes eğitimi ve kendine özgürleşme kursunun da zihin eğitimi vardı. Ben bunların koşuluğunu alarak bu yolda devam etmek istedim. Başladığım ilk andan beri, önce daha böyle stajyer başladım. Daha da böyle etrafıma yaymamıştım o zaman başladım ne yaptığımı. O kadar çok hoşuma gitti ki insanlarda yaptığım dönüşümlerin faydasını görmek, onlara yaşattıklarını görmek. Ve birebir 3 senedir Piraye Erdoğan'la beraber ekipte yer alıyorum. Böyle bir başladı. Yani bende çok böyle büyük bir olay olmadı açıkçası. Fakat hep dışarıda dönem dönem bir mutluluk arardım. İşte dediğim gibi gençlikte farklı bir şeyler arıyorsun. Hatta şöyle diyebilirim. Hala gençsin. Genciz çok şükür. Evet, halen genciz. Golf'te de mesela ben bunu o zamanlar golf'ten arardım diye düşünüyorum. Yani golfe çıkardım, işte hava güzel, çiçek böcek, doğa güzel, dostlar. Orada bir daha farklı bir şekilde, suni bir şekilde kendime orada bir tatmin arıyordum diyeyim size. Halen golf benim çok çok büyük sevdiğim bir hobim. Ama orada yaşayış şeklim golfü çok farklı şu anda. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu dokunduğun insanlar arasında ben de varım. Canım benim. Rahatlığıyla bunu bilebilirsin. İyi ki olmuş. Peki şunu sormak istiyorum. Az önce biraz bahsettin. Bununla beraber işte golfe bakış açım değişti nefesle beraber. Bunu biraz daha açabilir misin? Nefes sonrası tam olarak neler değişti hayatında? Şimdi şöyle diyelim. Şimdi nefes ve herkes nefesi duyuyor. Belki kimi zaman diyorum, benim adım da bunun bir parçası. Efes, çok enteresan bu da. Aslında nefesle, nefes mekanik olarak biz nefes eğitiminde mekanik olarak sizin zihninizden özgürleştiriyoruz nefesi. Fakat asıl önemli olan zihin dönüşüm olmadan size bir faydası olmaz bu. Zihin dönüşüm ne demek? Mesela golfte işte tam ben swing yapacağım. O sırada işte bir ses diyorsunuz. Ya işte aslında bu hafta hiç çalışmadın, sen vuramayacaksın. Aslında bu bir düşünce. Siz o anda düşünceyi eğer gidip de üstüne bir ehemmiyet vermezseniz, eğer bunu satın almazsanız, sonuçta sadece orada yaptığın şey senin o anda swing. Fakat o anda bir konuşma geliyor. Sen o konuşmayı normalde daha az duyuyorum şu anda. Veya duyduğum zaman bile tamam diyorum, şu anda sen sadece vuruş yapıyorsun ve o anda sadece vuruşma yöneliyorum. Sonra yürüyoruz. Dostlarım var. Onlarla mesela ben çok severim sohbet ede de yürümeyi. Tabii bir maç değilse bu, turnuva değilse daha çok. Fakat yine topun başına geldiğin zaman sen o anda bu şeyle birleşiyorsun. Sen o anda sadece swing yapıyorsun ve kendine onu hatırlatıyorsun. Sonra işte pata yaptığımız zaman aynı şekilde onu düşleyebiliyorsun. Yani daha düz çizgiden işte sağına mı gidiyor, soluna mı gidiyor, onu düşleyerek atabiliyorsun. Yani bu gibi şeyleri ben golfte çok büyük faydasını gördüm. Yani düşüncelerinle bir olmadığını, sadece orada da kendim bu öğrettiğimiz gibi, eğitimde de öğrettiğimiz gibi, ben kendi yaşamımda da uyguladığım gibi, zihninle sen bir değilsin, o sadece bir düşünce. Ve ben o anda sadece golf oynayanım olarak çıktığım zaman, sadece golfle, unuttuğum zaman da tekrar tekrar kendimi hatırlatıyorum. Benim için çok büyük bir farklılık da şu oldu, eskiden benimle oynayanlar bilir, hatta birazcık da çekmişlerdir. Beni eskiden tanıyan arkadaşıma selam olsun diyorum burada. Mesela pata atardım ben, sessiz olun. Çünkü o anda konsantre olacağım. Herkesin eskiden böyle çok dikkatli olması lazımdı. Tabii bu çok da keyifli olmuyordu birçok insan için. O anda sessiz olmayabilirsin. İşte bunun elinden bir şey düşebilir, edebilir. Sadece o anda aslında pata atıyorsun. Fakat benim için sessizlik olması lazım. Veya bir drive atacağım. Herkesin sessiz olması lazım. Tabii normalde bir sessizlik bir saygıdır golfte. Fakat eskiden çok takılıyordum ve kesinlikle vuruşumu çok etkilerdi. Şimdi mesela bu zihin dönüşümü eğitiminden sonra buna çok takılmıyorum. Nefese de bağlarsak burada, eğer o anda mesela bir heyecan bastı, sadece bir nefes aldığım zaman bile kendime o anda olduğumu hatırlatıyorum. Bu biraz daha sanıyorum nefes ve zihin dönüşümü, anda kalmak, olumlu düşünceyi çekmek diye tabir ettiğimiz şeylere mi yardımcı? Hayır.
aslında şöyle, biz hayatta değişim yaparak, mesela birçok kişisel gelişim kitapları herkes okuyor. İşte bir sürü şeyler duyuyorsunuz, işte onların peşine takılıp da kurslara gidilebiliyor. Şimdi mindfulness duyuyoruz, işte değişim duyuyoruz. Bunlar aslında geçici şeyler, yapmak üzerine. Yani biz bir şey yapalım, edelim diye bir uygulamaya geçiyoruz. En basitinden rejim olayında, işte 2 kilo aldım, şunu yapmalıyım diyoruz. Fakat sen dönüşmediğin sürece, tekrar tekrar aynı kişi olduğun için, 2 gün sonra yine onu bozuyorsun, tekrar başlıyorsun. Biz burada öğrettiğimiz, size sürekli ve kalıcı metotlar öğretiyoruz. Çünkü biz de bunu yaşıyoruz. Bu kursun yazan kişi de aynı şekilde. Biz bu yolda ilerlerken kendimizin keşfettiği, yani Piraye Erdoğan'ın keşfettiği şekildeki metotları hayatımıza sürekli bir şekilde uygulamayı öğreniyoruz. Anladım. Yani bu bir yaşam. Yaşam şekli. Yani dönüşümü biz yaşamayı öğretiyoruz. Yani nasıl sen bir yanlış diye düşündüğün bazı düşünceler vardı. Bunu değiştirmek istersin. Ama sen dönüşüm yaşaman için oluşunu ve halini değiştirmen lazım. Bunun için de senin inanç ve düşüncelerini değiştirmen lazım. Biz bunları kursta öğretiyoruz. Kitapta da aynı şekilde bahsediyor. Ama metotların hepsi bu zihin kendine özgürleşme kursumuzda, zihin dönüşüm kursunda anlatıyoruz. İnsanlar bu kursa katılmak istese nasıl bir yol izlemeliler? Senden irtibata geçmeliler, nasıl olmalı? delfinpiraye.com adresinden bu kursların bilgisini alabilirler. Ben de zevkle herkese anlatmayı çok seviyorum. Yani kendim daha da fazla bilgi vermek isterim. Yani ben çok trajik bir olay yaşayarak bu kursa gelmedim. Fakat benim şükür de, diyelim. Çok şükür, evet. Ama hepimizde bir olaylar oluyor. Biz onu kendimiz aslında çok trajik gibi, drama gibi yaşıyoruz. Herhangi bir küçük olanda bile kafamıza göre yazıyoruz biz olanı. Ben sana belki bir şey söylüyorum. Sen oradan diyorsun ki Efes bana şunu yaptı. Hep başkaları bana bir şey yapmış gibi görüyoruz. Veya ben kendim işte topa vuramıyorum, ne kadar beceriksizim gibi bir düşünceyle bir oluşa geçiyorum. Şimdi bu kursta dediğim gibi delfinpiraye.com'dan ulaşabilirler. Ya da ben de direkt irtibata geçerek ben de onlara bilgi vermekten zevk alırım. Çünkü ben bu işi aslında çok amatörce, çok sevgiyle yapıyorum. Belki profesyonel işim şu anda bu olsa da çok anlatmaktan zevk duyuyorum. Yani golflerine de çok fayda olacaktır. Ama asıl kendi hayatlarında da birçok şeyin yanıtını bulacaklardır. Çünkü dönüşüm geçirmeniz için sizin halinize ve kendi oluşumuza geçirmeniz lazım bunu. Konuşmanın başında şu an bir hayalimi gerçekleştiriyorum. Evet. Biraz açabilir misiniz? Evet, hayalim. Ben bunu aslında ilk başladığımda benim sevgili Piraye Erdoğan öğretmenim diyeyim. O bana demişti ki hep ben böyle golf'tan bahsediyorum. Hep böyle golf anlatıyorsun demişti. Fakat hepimiz bir amaçla bu dünyaya geliyoruz aslında. Bir yolumuz var. Fakat biz kendimizi unutmuş olarak hep zihinden işliyoruz ve aynı çakta işliyoruz. İşte bana o bunu yaptı, şu bunu yaptı veya ben böyleyim diye. Benim de hayalim bu 4 sene evvel bu kursları aldığım zaman hep böyle zihinden işlemek üzerine kurslarda hep düşündüm. Ben bunu golfe nasıl uygularım diye düşünüyordum. Ve bugün sen beni geçen hafta çağırdığın zaman çok böyle bir hayalim aslında. 2-3 hafta evvel de bunu düşünüyordum. Yeni yaşıma girdim ve bunu insanlara acaba nasıl yayabilirim diye bir hayalim vardı benim. Golf üzerinden nasıl ben bunu anlatabilirim? Ve şu anda seninle de bir ilke başlamış oluyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kırmadın geldin. Çok severek. Çok zevkli. Nice yılların olsun bu arada. Çok teşekkür ederim Begüm'cüğüm. Peki golfe döneceğim. İnsanlar sence neden golf oynamalı? İnsanlar niye golf oynamalı? Bir kere doğada olmak insanın kendisini çok daha, hepimizin söylediği gibi, sen de çok zevkle dinledim daha evvelki podcastlerde, herkes buna değiniyor. Doğada olmak çok özel bir şey. Mesela bir klasise gidiyorsunuz, orada halen İstanbul'da veya işte çok az gördüğümüz gelincikleri belli bir zamanda görüyoruz. Veya bir bakıyorsunuz işte oradan mantarlar çıkmış. Böyle çok doğanın size verdiği çok büyük fayda var. Biz bunu çünkü şehir yaşantısında, birçok kişi bunu dinleyen belki Ankara'dan dinleyebilir, başka yerlerden. Fakat biz artık şehirde yaşadığımız için unutuyoruz. Doğanın bize o anda gösterdiği değişimi, dönüşümü izlemeyi de unutuyoruz. Ve bunu doğayla beraber olduğun zaman çok büyük bir farkındalık yaratıyor. Dostluklar.
çok şey öğreniyorsunuz. Yani birisi eğer seni rahatsız ediyor diye düşünüyorsan bir bakmamız lazım. Biz kendimizi aslında nerede rahatsız ediyoruz? Ben uzun bir süre insanlarla mesela beraber oynadım, çok zevk alsam da işte o sesten, o gürültüden rahatsız olarak kendimi rahatsız ettiğim alanları bile kendimde bulmam çok fayda oldu. Biz aslında bu kendine dönüşüm, özgürleşme programında bunu da anlatıyoruz. Başka neler? Seyahatleri çok çok güzel. Yurt dışına gittiğim zaman mutlaka o bulunduğum bölgede golf sahası varsa oynamaya çalışıyorum. Veya Antalya'da. Çok güzel seyahatler farkındalık yaratıyor. Kendinizi anlamanıza çok büyük bir fayda. Fakat ben dediğim gibi daha önceden golfü sanki profesyonel bir yaşantı gibi yapıyordum. Yani belki öyle gözükmese de ben kendi içimde çok farklı bir savaşım vardı. Evet, yani her zaman doğayı çok sevmişimdir. Dostluklarla beraber, hani dostlarımla beraber oynamayı da çok sevmişimdir. Ama böyle bir böyle işte kendime kızardım, şey yapam. Şimdi de mesela şunu yapmışım diye inceliyorum. Ama eskisi kadar da bir turnuvadan sonra kötü aldım puanı, o kadar etkilenmiyorum. Şunu diyorum, ben şimdi ne yapabilirim? Ben kendimi nasıl düzeltebilirim? Gidip de böyle sadece orada meditasyon yaparak olmuyor bu iş. Gidiyorum, range'de çalışıyorum. Düzeltecek şey varsa onu düzeltiyorum. Hocalarımızdan ders alıyorum. Ve sonra da gidiyorsun. Evet, önüme bakıyorum. İnsanlar niye golf oynamalı diye sormuştun. Kendileri tanımaları açısından kesinlikle golf oynamalı. Kendilerini tanımalar açısından. Evet. Tokat gibi vuruyor diyorsun. Gerçekten vuruyor. Ben de herhalde bir 15 senedir oynuyorum aktif olarak. Hiçbir zaman bırakmadım. Bu zihin dönüşüm koşulu ve nefes koşulu yaptığım yoğun zamanlarımda bile hemen sahaya dönüyorum. Ve öğrendiklerimi de oraya uygulamayı, yani bu yolda ilerliyorum diyeyim. Harika. Peki senin için golf nedir, ne değildir? Golf benim için nedir? Yeni Efes kafasıyla herhalde daha farklı düşünüyorum. O anda zevk alarak orada olmalıyım. Turnuvaların eskiden hepsine katılırdım. Mesela şimdi de bakıyorum. Gerçekten orada olmayı istiyorsam, seçiyorsam oradayım. Eğer o hafta sonu ailemle ilgili bir programım varsa katılmıyorum. Veya benim kendi kursumuzla ilgili başka bir şehre gitmemiz gerekiyorsa bakıyorum hangisi benim için daha içim. Benim çünkü kimse bilemez ki aslında Efes için ne önemli, neyi canı çekiyor. Ona göre seçim yapıyorum. Kendimi dinliyorum biraz. Kendimi dinliyorum, evet. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Benim sorularım bu kadar. Senin eklemek istediğin, son söylemek istediğin bir şey varsa. Ben şunu eklemek istiyorum. Mesela hepimiz, ben öyleydim açıkçası. Golf'teyken oynadığımız zaman aslında çok şanslıyız. Gerçekten golf oynayanlar çok şanslı. Bunu yakından uzaktan deneyimleyenler, bunu iş olarak yapanlar da çok şanslı. Fakat biz amatörler golfe çıktığımız zaman çok güzel bir seçim yapıyoruz. Çok şükür oradayız. Bunu yaşama şansımız var. Fakat kimimiz de golfteyken, ben kendim öyleydim. Bu yüzden söylemek istiyorum. Sanki hayat toz pembe, hiçbir şey olmuyormuşuz gibi. Fakat halbuki orada da debeleniyoruz. Biz bunu fark etmiyoruz. Yani siz yaşamda aslında yaşadıklarınızı orada da yaşıyorsunuz. Golfe gittim, hiçbir şey yokmuş, her şey çok güzelmiş gibi görüyoruz. Halbuki ben orada mesela eski ben, eski kafamla, daha zihin insan olarak yaşarken ben, mesela orada gidip de birileri kavga ettiği zaman veya başka bir şeyden aşırı derecede etkileniyordum. Tabii şimdi de etkileniyorum. Fakat önüme daha çok bakıyorum. Gidip de onlar benim golfümü bozdu, o anda modumu etkiledi falan diye düşünmüyorum. Yani bu tip şeylerde şunu demek istiyorum. Kendimizi golfle, çok güzel bir hobimiz var, çok güzel bir kimimiz iş olarak yapıyoruz bunu. Fakat kendimize orada bakalım. Normal hayatımızda ne yaşıyoruz biz? Golfte ne yaşıyoruz? Aslında bunlar birbirine çok paralel. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.